Tolga Şardan, sandık sonuçları ve iki turun gösterdikleri. Önümüzdeki yerel seçimlere kadar ülkede siyasetin yine sertleşeceğini düşünmek yanlış olmayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çifte galibiyetiyle sonuçlanan 2023 seçimleri dün sabah itibarıyla geride kaldı. 14 ve 28 Mayıs'taki iki turlu Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimi için pek çok yorum yapmak mümkün. Siyaset bilimciler ve toplum bilimciler bu sürecin değerlendirmesini elbette yapacaktır. Ancak sayısal veriler üzerinden konuşmak kanımca daha sağlıklı tablonun ortaya çıkmasının önünü açacak. Sayısal veri analizi konusunda 14 Mayıs'tan itibaren T24'te özel çalışmalar yürüten Sertu Çiçeğin geriye doğru yazılarını okumanızı öneririm. Çiçek, dün yayımlanan yazısında özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki tur arasında bilinmeyenleri net biçimde ortaya koydu. Çiçeğin verdiği bilgiye göre, ikinci turda katılım ilk turdaki sayıya göre düştü. İlk turda, toplam seçmen sayısı 64.190.651, kullanılan oy 55.833.175, geçerli oy 54.796.074'tü. Katılım oranı ise, %86 bölü 98 oldu. İkinci turda, toplam seçmen sayısı yaklaşık 7 bin artışla 64 milyon 197 bin 419, kullanılan oy 53 milyon 841 bin 2229, geçerli oy 53 milyon 158 bin 82 oldu. Sandığa katılım oranı ise %84,22 de kaldı. Böylece ilk turda sandığa gitmeyen seçmen sayısı 8 milyon 357 iken, ikinci turda sandığa katılım düşmekle birlikte 10 milyon 356 oldu. İlk turda Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 2 milyon 539 .1. binlik oy farkı, ikinci turda sadece 246 bin azalarak 2 milyon 292 indi. Ayrıca, her iki tur arasındaki geçerli oy sayısı da 1.037.101'den 683.147'ye düştü. Millet İttifakı'nın seçimin ikinci tura kalmasıyla, ilk turda sandığa gitmeyen seçmeni ikinci turda sandığa çekme yönündeki çabasının yeterli olmadığı anlaşılıyor. İki tur arasındaki farkların yüksek olması muhalefetin aleyhine oldu. Buradaki parametrelerin yarattığı olumsuzluklar muhalefetin önümüzdeki yerel seçimler için geliştireceği stratejide dikkate alınacaktır kuşkusuz. Muhalefetin Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki farkın kapanmasında büyük umut bağladığı üç büyük kentte son durum şöyle: Ankara, kentin genelindeki katılım oranı ilk turda %86,98, ikinci turda %88,02 oldu. İlk turda, Kılıçdaroğlu %47,32, Erdoğan %46 aldı. İkinci turda, Kılıçdaroğlu %51,23, Erdoğan %48 77 aldı. İlk turda Kılıçdaroğlu 3 ilçede birinci olurken, ikinci turda 3 ilçeye mamak da eklendi. Erdoğan ise ikinci turda 21 ilçeden ilk sırada çıktı. İstanbul, kentin genelindeki katılım oranı ilk turda %90,53, ikinci turda %87 bölü 82 oldu. İlk turda, Kılıçdaroğlu %48,56, Erdoğan %46 bölü 68 aldı. İkinci turda, Kılıçdaroğlu %51,78, Erdoğan %48 bölü 22 aldı. İlk turda Kılıçdaroğlu 19 ilçede birinci olurken, Erdoğan ise 20 ilçede ilk sırada yer aldı. İkinci turda ise, Beyoğlu'nda seçmenin tercih değiştirmesiyle Kılıçdaroğlu 20, Erdoğan 19 ilçede ilk sırayı aldı. Beyoğlu'nda katılım %2'den biraz fazla düşmesine karşın, Kılıçdaroğlu oyunu %47,34'ten %50,18'e yükseltince liderlik el değiştirdi. İzmir kentin genelindeki katılım oranı ilk turda 90,26, ikinci turda yüzde 87 23 oldu. İlk turda Kılıçdaroğlu 63,31, Erdoğan yüzde 31 48 aldı. İkinci turda Kılıçdaroğlu 67,13, Erdoğan yüzde 32 87 aldı. İlk turda Kılıçdaroğlu 28 ilçede birinci olurken, Erdoğan ise, sadece Kemalpaşa ve Kiraz'da ilk sırada yer aldı. İkinci turda da liderlik ilk turdaki şekliyle kaldı. 81 ildeki durum, ülke genelinde ilginç bir tablo var. Şöyle ki ilk turda 81 ilden 41'de Kılıçdaroğlu, 40'ında ise Erdoğan ilk sırada çıktı. Fakat ikinci turda Hatay'ın yer değiştirmesiyle Erdoğan 41 kentte, ilk sırayı aldı. Hatay özelinde bakıldığında, ilk turda Kılıçdaroğlu %48,08, Erdoğan %48,03 oy aldı. İkinci turda ise Erdoğan %50,14, Kılıçdaroğlu %49 86 oy aldı. İlçelerdeki tabloda ilk ve ikinci turdaki durum değişmedi. Arsus, Belen ve Samandağ Kılıçdaroğlu'nda kalırken, diğer ilçelerde Erdoğan ilk sırada sandıktan çıktı. Kentin merkez ilçesi Antakya'da Erdoğan ilk turdaki %53 bölü 90 oyu ikinci turda %56,50'ye yükseltti. Büyük şehirler, ülke genelindeki büyükşehir statüsündeki 30 kentte, ilk turda 16'sında Kılıçdaroğlu, 14'ünde Erdoğan ilk sırada yer aldı. İkinci turda ise, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan 15'er büyükşehirde ilk sırada çıktı. Burada dengeyi Erdoğan lehine bozan kent Hatay oldu. Coğrafi bölgeler, 7 coğrafi bölgede ise tablo şöyle, ilk turda, Kılıçdaroğlu, Ege, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde ilk sırayı aldı. Erdoğan ise, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ilk sıradaydı. Fakat ikinci turda, Marmara bölgesi Kılıçdaroğlu tercihinde bulundu. Marmara bölgesinde ilk turda Erdoğan'ın oyu %47 bölü 58 idi. İkinci turda Kılıçdaroğlu, Marmara bölgesinden %50 bölü 41 oy aldı. Kılıçdaroğlu, bölgeler bazında en yüksek oyu %57,75 ile Ege bölgesinde, Erdoğan ise %65 bölü 36 ile Karadeniz bölgesinde aldı. Dikkat çeken yerler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun memleketi Alanya'da Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın memleketi Beypazarı'nda Erdoğan, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Taşkent'te Erdoğan, Erdoğan'ın memleketi Güneysu'da kendisi, Rize'nin tek CHP'li belediyesi Fındıklı'da Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun memleketi Nazımiye'de kendisi, DP Lideri Gültekin Uysal'ın memleketi İsehisar'da Erdoğan, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in oturduğu Üsküdar'da Erdoğan, SP lideri Temel Karamoloğlu'nun memleketi Gürün'de Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Bahçe'de Erdoğan, sandıktan birinci sırada çıktı. Kürt oyları, ikinci turda en çok merak edilen konuların başında HDP'nin çağrısı üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve Kürt seçmenin yoğun olduğu 14 kentte çıkacak tablo geliyordu. Burada yine T24 ten çiçeğin tespitlerine baktığımızda ikinci turda Kürt seçmenin Kılıçdaroğluna yönelik küskünlük içinde bulunduğunu söylemek yanlış olmayacak. Zira Kılıçdaroğlunun ikinci tur öncesi oy potansiyeli nedeniyle özel protokol yaptığı Milliyetçi Zafer Partisini ittifaka alması Kürt seçmen üzerinde olumsuzluk yarattığı değerlendiriliyor. Bu kentler, Ağrı, Ardahan, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van. 14 kentte, ilk turda 3.8 milyon dolayında seçmen sandığa giderken, ikinci turda oy kullanan seçmen sayısı 254 bin azalarak yaklaşık 3.5 milyonda kaldı. Türkiye genelinde %3,11 puan düşen seçime katılım oranı, söz konusu 14 kentin toplamında %5,39 oranında düştü. Çiçek, yazısında şu değerlendirmeyi yaptı, incelediğimiz 14 ilde Erdoğan'ın birinci turda %31,18 olan oy oranı, oylarındaki yaklaşık 37 binlik artış sayesinde %34,03'e yükseldi. Bu illerde ilk turda Sinan Oğan'a giden oyların büyük bölümünün çok az Faire ile Erdoğan'a yöneldiği kanaatindeyim. Erdoğan, Türkiye genelinde oylarını 600 bine yakın artırırken bunun sadece 37 bin kadarı 14 ilden geldi. Bu oyların büyük kısmının ilk turdaki Oğan oylarından geldiğini söylemek mümkün. Kılıçdaroğlu ise bu illerde 136 bin civarında oy kaybetti. Bu kaybın esas olarak katılım oranındaki düşme nedeniyle ortaya çıkmış olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Kürt seçmen sandığa ilk turdaki kadar ilgi göstermiş olsaydı da Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki 2,3 milyona yakın farkı eritebilecek bir büyüklüğe ulaşamaz. Özetlersek, Kürt seçmenin son gelişmeler nedeniyle yaşadığı küskünlüğün sandığa yansımasının Türkiye genelindeki tabloyu değiştirecek bir büyüklükte olmadığını söyleyebiliriz. Seçim döneminde devletin tüm imkanlarını aşırı düzeyde seferber eden iktidarın seçmen üzerindeki etkisi görmezden gelinemeyecek boyuta ulaştı maalesef. Maddi ya da manevi akıllara gelecek tüm olanaklar seçim için kullanıldı. Eskilerin deyimiyle günahıyla sevabıyla, güzeliyle çirkiniyle, iyisiyle kötüsüyle seçimler geride kaldı. Kısıklı ve Ankara'da iki ayrı balkon konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın gelecek için şimdiden mesajlarını vermeyi ihmal etmedi. Eskilerine göre daha sert tonda yaptığı açıklamalarla, kendisine oy vermeyenleri hedefe aldı. Önümüzdeki yerel seçimlere kadar ülkede siyasetin yine sertleşeceğini düşünmek yanlış olmayacak.